Microsoft Office Excel videolarına hoş geldiniz. Bu dersimizde koşullu biçimlendirme özelliği kullanarak birden fazla koşula karşılık gelen satırları biçimlendirme işlemi uygulayacağız. Bu işlem için yapmamız gereken şey önce tablolarımızın tamamını seçili hale getirip daha sonra koşullu biçimlendir kısmında yeni kural ve burada biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan kısmına tıklamamız gerekmekte. Bu aşamadan sonra yapmamız gereken işlem bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir kısmına tıklayarak hangi koşula göre biçimlendirme yapacaksak onu içeren formülü yazmamız gerekmekte. Bu işlem için kullanacağımız formül özelliği ise eğer ve formülü ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Eşittir ve olarak formülümüze başladık ve bir parantez açtık. Burada yapacağımız işlem Hakpa firmasının modem işlerini içeren satırları işaretlemek ise ilk koşulumuz Hakpa firmasına göre bir işlem yapacağımız için dolar işareti B2 eşit tırnak içerisinde ilk koşulumuzu belirteceğiz. Hakp olarak noktalı virgül ve tekrar dolar işareti koyarak koşulum ürünler sütunundaki modem değeri olacak. Yine G2 eşit tırnak içerisinde modem olarak ikinci koşulumuzu belirtmiş olduk. Parantez kapatarak formülümüzü sonlandırdık ve bu formüle uyan değerleri nasıl bir biçimlendirme uygulayacaksak biçimlendir kısmına gelerek yine yazı tipi sekmesinde renk alanda bir renk uygulaması gerçekleştirebiliriz. Dolgu sekmesine gelip burada bir dolgu rengi uygulayabiliriz. Tamam ve yeniden tamam butonuna tıkladığımızda Akba firmasının modem satışlarını içeren satırları biçimlendirmiş olduk. Bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.